Merhaba sevgili çocuklar. Ben Altan Erkekli. Yeniden sizlerle Gün Işığı Kitaplığı'nın YouTube kanalında buluştuk. Sizlere bugün Pakize Özcan'ın Gücünü Yitiren Kral adlı övgüsünden bir bölüm okuyacağım. Resimleyen Mustafa Delioğlu. Ülkemdeki tüm meraklı çocuklara demiş Pakize Özcan. Ormanlar Kralı Aslan son günlerde çok sıkıntılıydı. Gizliden gizliye gözyaşı döküyor, tırnaklarını kemirip saçlarını yoluyordu. Zorunlu kalmadıkça ininden çıkmıyor, kimseyle konuşmuyor, kimseyle görüşmüyordu. Sesi soluğu kesilmiş, yelesi mısır püskülüne dönmüştü. Yemiyor, içmiyor, günlerdir ağzına bir lokma koymuyordu. Uzaktan bakılınca uyuz bir kedi mi yoksa bir aslan mı olduğu ayırt edilemiyordu. Sık sık yaptığı gibi o gün yine bir deri bir kemik kalmış bedenindeki kaburga kemiklerini saydı bir bir. Pençesiyle kavrayarak bileklerinin kalınlığını ölçtü. Çöp gibi diye inledi. Yaşlı gözlerini ovalayıp darmadağın olmuş kirpas içindeki yatağına çevirdi bakışlarını. Her şey bulanık. Her yer sisler içinde. Burnumun ucunu görmekte bile zorlanıyorum artık, dedi. Kopacak kadar incelmiş boynunu büktü hüzünle, göz kapakları fersiz gözlerinin üstüne düştü yavaşça, boynu büküldü. Ancak aklına ne geldi bilinmez aniden bir öfke seline kapılıp yelesini yolmaya başladı. Bir gün önce çakalın getirdiği ama ağzını bile sürmediği et artıklarını sağa sola savurdu. Bu kadarcık hareket bile onu yormaya yetmişti. Hırıltılı sesler çıkararak bir solucan gibi kıvrıldı kaldı olduğu yerde. Bir yandan tırnaklarını kemirip bir yandan da yürek dağlayan bir sesle inledi. Nerede akıl danışan, ne de artık hesap veren var. Oysa daha düne kadar her şey benden sorulur. Orman halkı önümde saygıyla eğilirdi. Benim hak dediğime kimse kara diyemezdi. Ya şimdi, öyle mi? Herkesin maskarası oldum. Öyle güçsüzüm ki ağlayıp sızlamaktan başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Gerçekten de öyleydi. Son günlerde onu kimsenin kral yerine koyduğu yoktu. Sürme göz eşek bile kendi haline bakmadan onun yüzüne anırıyor, çevresinde dolana dolana çifteler savuruyordu. Krala dil çıkardığı bile oluyordu. Korkusundan kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp kaçtığı günleri çoktan unutmuştu. Ya tilkinin yaptığına ne demeli? Kral aslanın yolu üstüne pusu kurmayı iş edinmişti kendine. Kral tam yanından geçerken çelme takıp onu düşürüyor, sonra da kuyruğundan yakalayarak sözde düşmesini önlüyordu. Üstelik, "Düşeni kaldırmak sevaptır," deyip kahkahalar ata ata kuyruğunu savura savura kral aslanın çevresinde dans ediyordu. Hele o ürkek, o korkak, o pısırık, top kuyruk tavşan. Kralı gördüğü yerde sanki canavar kesiliyor, gizlice kimi kez açıktan onun kuyruğunu yakalıyor, kazma dişlerini arasına alıp sakız gibi çiğniyordu. Elbette kral bunlara çok üzülüyordu. Ama onu en çok üzen yıllar yılı dost bildiği, uğruna ülkenin varını yoğunu akıttığı ayı koca oğlandı. Koca oğlan nasıl yapmışsa yapmış kralın en has adamlarından Yağcı Çakal'a akbabaları yanına çekmeyi başarmıştı. Krala karşı sürekli kışkırtıyordu onları. Kralın tahtına göz diktiği açıkça belli oluyordu davranışlarında. Gerçi Yağcı Çakal her zaman ikili oynuyor. Kral aslandan yanaymış gibi görünüyordu ama işin gerçeğini kral da biliyordu ki ayı koca olan akbabalar ve çakallar işbirliği yapıyor. Ülkenin en değerli besinlerini çalıyor, en güzel manzaralı mağaralarını zorla ele geçirip buralara kendi adamlarını yerleştiriyorlardı. Gün geçtikçe sayıları artıyor, sayıları arttıkça güçleri de artıyor. Orman halkı üzerinde baskı kurmaya, onları korkutmaya, hatta öldürmeye dek vardırıyorlardı işi. Ormanlar ülkesinin yasalarını yok sayarak kendi yasalarını oluşturmuşlardı. Orman halkı artık Kral Aslan'dan çok
bu yasa tanımaz topluluktan korkmaya başlamış, bu topluluk karşısında kul köle durumuna düşmüştü. İşin bir başka yanı daha vardı. Ormanlar ülkesinin aydınları ve sanatçıları da harekete geçmişlerdi. Bunlar sık sık gizli toplantılar düzenliyor, ülkeyi içine düştüğü bu karanlık durumdan kurtarmanın yollarını arıyorlardı. Topluluğun başında balerin kelebekle ülkenin en geç varsıllarından birinin oğlu olan genç Fındıkzade'nin bulunduğu söylentisi dolaşıyordu kulaktan kulağa. Balerin kelebek bulunduğu her ortamda hiç çekinmeden amaçlarının ülkeyi hem kraldan hem de orman yasalarını yok sayan koca oğlan ve yandaşlarından kurtarmak olduğunu söylüyordu. Kendi yaşamını tehlikeye attığını bile bile. Çünkü her gün topluluğun bir üyesi ya kayboluyor ya da kaçırılıp hapsediliyordu. Bütün bunların koca oğlanın adamlarınca mı yoksa kral taraftarlarınca mı gerçekleştirildiği bilinmiyordu. Bilinen tek gerçek artık kralın orman halkı üzerinde hiçbir etkisinin kalmadığı, halkına söz geçiremediğiydi. Dayanacak gücü kalmayan kral ne yapacağını, bu hayvanlarla nasıl başa çıkacağını bilemiyordu. Çöreklendiği yerden yavaşça doğruldu. Yine her bunaldığında yaptığı gibi gözlerden uzak olduğu için seçtiği yatık meşenin altına gitti. Güçsüz bedenini, gövdesi oyuk, dallarının yarısı kurumuş, yarısı da ha kurudu ha kuruyacak yatık meşeye yasladı. Yüzünü pençeleriyle kapatıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yüreği cayır cayır yanıyor. Gözlerinden kanlı yaşlar dökülüyordu. İniltisi hıçkırıklarına karışa karışa çok çaresizim, çok çaresizim diye inledi. Tam o sırada hey gidince kral hey sen bu durumlara nasıl düştün diye bir soru geldi meşe ağacının dalları arasında. Acaba bu soruyu soran kimdi dersiniz? Eğer gücünü yitiren kralın başına gelecekleri ve bu soruyu soranı çok merak ediyorsanız, bundan sonrasını Pakize Özcan'ın yazdığı Gücünü Yitiren Kral adlı kitaptan okuyabilirsiniz. Gün Işığı kitaplarının listesinden bu güzel kitabı bulup büyüklerinize söyleyin. Dışarı çıkamadığınız şu günlerde onlar da internetten size alıp bu okuma zevkini yaşatabilirler. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.